Kars deyince kaşar, ama Karslılara gelip en iyi kaşar nerede yapılır diye sorarsanız Boğatepe köyünü söylerler. İşte bakın gördüğümüz kaşar. Sütten yapılıyor tabii. Bizim bildiğimiz bu. Sütten yapılıyor diye, ama bunu yapmak o kadar da kolay değil. Mesela bunu yapan şu ne demektir? Kazım Ömür. Ömür. Yani Kazım Ömür'ün mandırasında yapıldığı anlamına geliyor. Sütün emek harcanarak ne hale geldiğini, nasıl peynir haline geldiğini, nasıl kaşar haline geldiğini görüyorsunuz burada. Burası Boğatepe. Hemen Boğatepe'yi de ben size tanıtayım. Çok ufak. Yaklaşık 400 kişi yaşıyor. Küçük Boğatepe var, Büyük Boğatepe var. Burası Büyük Boğatepe. Camisi burada. Hemen bakın müze alt taraf. Az önce size gösterdiğim müze alt taraf. Üst tarafı köy halkının sosyal aktivitelerini yaptığı yer. Ve uçsuz bucaksız alanlar. Bakın şuraya. Şöyle yeşil alanlara bakabilirsiniz. Burası 2300 metrelerde. Şu anda Türkiye'nin aşağı yukarı Kars'ta en yüksek mevkisindeyiz. Şimdi yaz aylarındayız. Temmuz'un 29'undayız. Birçok yerde hava sıcak, ama burada inanın hava çok soğuk. Ve gökyüzü de zaten bulutlu. İşte buralar, görmüş olduğunuz alanlar, hayvanların doğal olarak beslendikleri, mera olarak adlandırdığımız, hiçbir şekilde ki Kazım var, Kazım abi, bu peynir atölyesinin de sahibi, bu topraklarda hiçbir şekilde, işte Kazım abi de burada zaten, hiçbir şekilde zehirle astığı... Kimyasal kullanmamışız, tamamen ürünlerimiz doğal ve organik. Köyümüzde bitki florası çok zengin, 650 çeşit bitki türü var. Bugüne kadar kirlenmemiş, bugünden sonra da inşallah kirletmeyeceğiz. Yani. Ve çalışkan eşi de orada, Zümre abla. Değil mi? O da hem eşine destek veriyor, hem de özel bir hobisi var. O da bitkiler. Evet, bitkiler. Tıbbi bitkiler. Bu hep bu dağlardan buluyorsunuz, dağlar. Değil mi onlarda? Evet, evet, dağlar. İşte bizler belki büyük şehirlerde bir şeyleri tüketiyoruz. O hareketliliğin içerisinde, ne bileyim, çok tükettiğimizin de farkında değiliz, ama işte kaşar denilince kaşarın iyisi burada. Kaşarın tadı da burada, tuzu da burada. Yetiştirenler ve üretenler de burada. Şimdi bazı anlar vardır, hani canınız sıkılır, bir kağıt alırsınız, elinize de bir kalem. Böyle bir çok sıkıldığınız bir anda, ne bileyim, böyle büyük şehrin o streslendiğiniz bir anda bir ev çizersiniz. Bir çiti vardır evin. Ne bileyim, bir onun yanında işte ufacık bir çay akar. Çayın üstünde ufacık bir köprü vardır. Değil mi Armağan? Evet, doğru. Şimdi aynısını ben size yaşattıracağım. Bakın işte burası. İşte böyle bir yer. O kağıdın üstündeki ev karşıda. Evin kenarındaki çay akıyor ve Boğaz Köprüsü, ayrı bir çayın üstünde Boğaz Köprüsü, buradan karşıya geçiyorsunuz ve ardından eve geliyorsunuz. İşte bakın, bazı şeyleri bizler kağıda aksettiriyoruz, kağıtta bazı şeyleri hayal etmeye çalışıyoruz, ama o hayali gerçekleştirenler de var. Nerede? Bu toprak parçasının uzakça bir köşesinde, ta Kars'ın Boğatepe köyünün, Kazım abinin, Kazım Ömür'ün hemen evinin yanında.